Sevgili gençler, DGS 2023 çalışmamızın 7. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte sizlerden gelen istek üzerine arkadaşlar önce köklü sayılarda eşleni kavramına değineceğiz. İki soru çözeceğiz arkadaşlar. Sonrasında da problem tiplerine başlayacağız. Evet arkadaşlar, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, dersimize güzel bir köklü sayı sorusuyla başlıyoruz. Evet, bakalım bize neler söylemiş arkadaşlar. Bakın burada paydalarında köklü ifadeler olan bir toplama çıkartma işlemi verilmiş bize. Diyor ki bu işlemin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar soruyu çözebilmek için paydaları eşitlememiz lazım. Ama paydalar kötü olduğu için arkadaşlar oradaki köklerden kurtarmamız gerekiyor. Kurtarmanın yöntemi de arkadaşlar eşleniyle çarpmaktır. Onun da nereden geldiğini önce söyleyelim arkadaşlar. İki kare farkı dediğimiz olaydan gelir. X kare eksi y kare ifadesinden gelir arkadaşlar. Bu ifade neydi? Hatırlamaya çalışın. X eksi y çarpı x artı y'ydi. Biz de böyle yapacağız arkadaşlar. Eğer orada çıkartma işlemi varsa yanına toplama halini koyarak çarpacağız. Böyle yaparsak arkadaşlar kareli olarak söyleyebiliyoruz. O zaman da kökten kurtuluyor. Hemen uygulayalım arkadaşlar. Bakın burada ne var? Kök 5 eksi kök 3 mü var? O zaman siz arkadaşlar bu ifadeyi kök 5 artı kök 3 ile genişletmelisiniz. O zaman bunu yapalım arkadaşlar. Yapmak istediğimizde önce alttaki ifadeyle çarptığımızda bakın kök 5 eksi kök 3, kök 5 artı kök 3. Yani şuradaki görüntüye benziyor bakın kök 5 eksi kök 3 çarpı kök 5 artı kök 3. Böyle bir ifadeyi de arkadaşlar iki kare farkından söyleyebiliriz. Yani birincinin karesini alırsanız kök 5'in karesini alırsanız 5 olur. Eksi ikincinin karesi dediğimiz kök 3'ün karesini alırsak 3 olur arkadaşlar. 5 eksi 3 de 2 olacaktır. Paydamız güzel bir sayıya dönüşür arkadaşlar. Kökten kurtulur ve 2 olurmuş. O zaman arkadaşlar yukarıyı da söylemeye çalışalım. Kök 5 de arkadaşlar buradaki 4'ü çarptığımızda 4 kök 5 olacaktır. Sonra artı arkadaşlar şu ifadeyle de 4'ü çarparsak 4 kök 3 buluruz. Şimdi arada eksiğimiz varmış. İkinci işlemimizi yapalım. Burada da arkadaşlar bakın kök 3 eksi kök 2 demiş. O zaman eşleniyle çarpacağız. Yani kök 3 artı kök 2 ile çarpacağız. Alttaki ifadeyle çarparsak arkadaşlar biri eksi biri de artı olduğu için ne yapacağız? İki kare farkı. Birincinin karesini alacağız. 3. Evet arkadaşlar birincinin karesini alınca 3. Eksi koyuyoruz araya. Şu işlemi yapıyoruz aslında arkadaşlar. Şimdi ikincinin karesini alacağız. Kök 2'nin karesi. O da 2 olacaktır. Aşağısı 3 eksi 2 geliyormuş. Yukarıyı bulmak için de arkadaşlar 2 ile şu ifademizi çarpacağız. Kök 3 ile 2'yi çarparsak 2 kök 3. Sonra arkadaşlar kök 2 ile 2'yi çarparsak 2 kök 2 buluruz. Yanındaki ifadeye baktığınızda arkadaşlar bu biraz daha farklı. Tek bir tane kök olduğu zaman şöyle yapmalısınız. Buradaki paydadaki ifadenin aynısıyla arkadaşlar hem aşağıyı hem yukarıyı çarpmalıyız. Yani genişletme yapıyoruz. Yukarısı 4 kök 2 olur. Alt tarafta arkadaşlar kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız aslında kök 4 olur ama kök 4 ile dışarıya 2 diye çıkar. Evet arkadaşlar bu elimizdeki ifadeleri düzenleyelim. Bakalım ne geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu ifadeler 4 kök 5, 4 kök 3. Her ikisi de 2'ye bölünür. O zaman böleceğiz arkadaşlar. 4 kök 5 ve 4 kök 3'ü 2'ye böldüğümüzde 2 kök 5 artı 2 kök 3 buluruz. Yani burada arkadaşlar her ikisini sadeleştirmelisiniz. Arada toplama olduğu için 4 kök 5'i 2'ye bölerseniz 2 kök 5, 4 kök 3'ü de 2'ye bölerseniz 2 kök 3 bulursunuz. Burada arkadaşlar şurası 1 geliyor bakın. 3 eksi 2 1. Paydada 1'in bir önemi yoktu. O zaman şu ifade cevabımızdır. Ama arkadaşlar şu eksiği dağıtmanız lazım. Bu eksiği hem bununla hem diğeriyle çarpacağız. Eksi ile 2 kök 3 çarparsak eksi 2 kök 3. Sonra arkadaşlar eksi ile 2 kök 2 çarparsak eksi 2 kök 2 yapar. Sonra arkadaşlar bir de burayı yapalım. Burada da bakın 4 kök 2 ifadesini 2'ye böleceğiz. Şu dışarıdaki 4'ü 2'ye bölerseniz 2 olur arkadaşlar. Yani 2 kök 2 bulursunuz. Sonra gidenler varsa arkadaşlar göndermeye çalışalım. Şimdi baktığınız zaman bakın bu artı 2 kök 2 eksi 2 kök gider. Sonra arkadaşlar eksi 2 kök 3 artı 2 kök 3 gidecektir. Yine de arkadaşlar cevap olarak 2 kök 5 kalacaktır. Sevgili gençler ikinci sorumuzda yine köklü sayılarla ilgili bir eşlenik sorusu çözeceğiz. Bize diyor ki arkadaşlar işlemin sonucu kaçtır? Şimdi ifadeye baktığımızda arkadaşlar çarpma işlemini görüyoruz. Çarpma işleminde arkadaşlar köklerin derecesi eşit mi değil mi diye bakmalısınız. İkisi de arkadaşlar 3. dereceden bir köktür. O zaman arkadaşlar biz bunları tek bir kökün içerisinde yazabiliriz. Yazdığımız zaman arkadaşlar birinci ifademiz 3 kök 10 eksi 3 çarpı diyoruz arkadaşlar. İkinci ifademiz de 3 kök 10 artı 3.
Evet arkadaşlar, bir tanesi eksi, bir tanesi artı. O zaman eşlenik durumu var arkadaşlar. Yani şu görüntüye benziyor. X eksi y çarpı x artı y görüntüsüne benziyor. Bu da neydi arkadaşlar? İki kare farkıydı. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi yapacağız. Burada arkadaşlar x dediğimiz kime denk gelmiş söyleyelim. Bakın x dediğimiz ifade 3 kök 10. 3 kök 10 ifadesi bu oluyorsa arkadaşlar bunun karesini alacaksınız. Karesini aldığınız zaman arkadaşlar dışarıdaki ifade 3'ün karesi 9 olur. Çarp arkadaşlar bu da kökten kurtulur 10 olacaktır. 9 çarpı 10 90. Yani x kare dediğimiz ifade 90 gelecektir. Eksi diyeceğiz arkadaşlar. O zaman demek ki işlemimiz nasıl başlıyormuş? Burada biri eksi biri artı olduğunda arkadaşlar eşlenik durumu varmış. Birincinin karesini alıyormuşuz. 3 kök 10'un karesi de 90'mış. Araya eksi koyuyormuşuz. Şimdi ikinci ifademize baktığımızda 3 arkadaşlar. O zaten kolay. Y diye düşüneceğimiz ifade 3'müş. Karesini alacağız. Y kareyi söyleyeceğiz. 3'ün karesi 9 olacaktır. Yani şöyle bir ifade geldi arkadaşlar. Tabii burada kökün derecesini unutmayın. Burası 3'tür. O zaman arkadaşlar ifademize baktığımız zaman 90'dan 9 çıkarsanız 81 olacaktır. Burada da derecemiz 3. Şimdi doğru bulduk aslında arkadaşlar ama şıklarda böyle de olmayabilir. Kökün derecesi 3 ve 81. 81 birazcık dışarı çıkabilir. O zaman arkadaşlar asal çarpanlarını ayıracaksınız. Yapmamız gereken arkadaşlar bunu neye bölebiliriz? 3'e bölebiliriz. 3'e bölelim 27 olur. Sonra arkadaşlar yine 3'e böleriz. 9 olur. 3'e böldüğümüzde 3 olur. En son bir daha 3'e böldüğümüzde 1 buluruz. Şimdi arkadaşlar kök dışına çıkartırken kökün derecesi önemliydi. Kökün derecesi 3 olduğu için arkadaşlar 3 tanesini gruplayarak dışarı çıkartacağız. 3 tanesini arkadaşlar grupladığımızda bunlardan bir tanesi dışarı çıkar. Yani arkadaşlar dışarıdaki sayımız 3 olacaktır. Evet. Sonra küp kök işaretini koyuyoruz. İçeride de arkadaşlar bakın yine ne varmış? Şu yalnız kalan 3. Cevabımız arkadaşlar 3 küp kök 3'müş. Sevgili gençler, 3. sorumuzla birlikte problemlere başlıyoruz. Problemlerde arkadaşlar önemli olan soruları güzel anlamaktır. Anlayabilmek için arkadaşlar gerektiğinde soruyu durdurup tekrardan okumaya çalışın. Evet, birlikte bakalım bize neler söylemiş. Google'da çalışan demiş arkadaşlar bir araştırma ekibinde 5 kişi vardır diyor. 5 kişi olduğu için arkadaşlar 5 tane çizgi çiziyorum. Gerektiğinde bunları arkadaşlar uygun cümlelerle dolduracağız. Ne demiş bize? Bu ekipteki demiş her kişi demiş farklı projeler hazırlamaktadır demiş. Evet arkadaşlar hazırlanan her bir proje demiş ekipteki diğer araştırmacıların herhangi üçü tarafından kontrol edilmiştir diyor. Bir süre sonra arkadaşlar bu araştırmacıların demiş hazırladıkları projelerin sayısının birbirine eşit olduğu. Evet arkadaşlar demek ki hazırlanan projeler eşitmiş. O zaman proje sayısı diyelim. Proje sayısı. Hepsi arkadaşlar mesela x tane proje hazırlamış olsun. Kaç tane proje hazırladığını bilmiyoruz arkadaşlar şu anda. Evet, her bir kişi x tane proje hazırlasın. Devam edelim. Ne demiş bize arkadaşlar? Denetledikleri proje sayıları demiş yine birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bakın şu altta da y yazacağım. Her birine y diyelim. Denetlediği proje sayıları da her birinin eşitmiş. Onlar da y tane olsun arkadaşlar. Diyor ki bize her birinin hazırladığı arkadaşlar proje sayısı ile demiş denetlediği proje sayısının toplamı demiş 20 olduğu görülmüştür. Yani arkadaşlar bir kişiyi düşünürsek kendisinin hazırladığı proje sayısıyla kontrol ettiği proje sayısının toplamı 20'ymiş. Bunu da kullanmaya çalışacağız. Ne diyor bize arkadaşlar? Bu araştırma ekibinin hazırladığı toplam proje sayısı. Yani şu x'lerin toplamını soruyor arkadaşlar. Bize sorduğu şey 5x'miş. Hedefimiz bunu bulmak. X'i bulursak bunu bulabiliriz. Şimdi ifademizi hatırlarsak arkadaşlar şöyle bir şey demişti. Her bir projeyi 3 kişi kontrol ediyordu. O zaman arkadaşlar şu anda bakın toplamda 5x proje var. Bunların da her birini 3 kişi kontrol edecekse 5x çarpı 3 15x. Evet bu kadar kontrol yapılmış arkadaşlar. Bu da 5y'ye denk geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar 5y 15x olduğu için 5'e bölerseniz y'yi 3x diye söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada önemli olan bu cümleydi. Yani arkadaşlar bir kişi x tane proje hazırlamış, 3x tane de arkadaşlar proje kontrol etmiş. O zaman bu 3x'i yerine koyalım. Y ifadesi 3x miymiş? Şuraya 3x koyarsak x artı 3x arkadaşlar 4x 20 olacaktır. 4x 20 olduğuna göre buradan x'i 5 buluruz. E bize neyi sormuştu arkadaşlar? Kendisi 5x'i sormuştu. O zaman x'i yerine koyarsak arkadaşlar 5 çarpı 5. Burada arkadaşlar toplam hazırlanan proje sayısı 25 taneymiş. Evet gençler sırada kaliteli bir problem sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylüyor.
Bir otogalerinin demiş arkadaşlar internet sitesine yer alan demiş 8 kiralık ve belli sayıdaki satılık araba ilanlarına demiş bir günde arkadaşlar her bir kiralık araba için 4 başvuru yapılıyormuş. Her satılık araba için de arkadaşlar 5 başvuru yapılmıştır diyor. Bu başvuruların arkadaşlar 5 tanesi aynı kişi tarafından yapılırken demiş diğer tüm başvuruları yapan demiş kişiler birer başvuru yapmıştır diyor arkadaşlar. Bu arabalar için demiş aynı gün toplamda 53 kişi başvuru yaptığına göre diyor arkadaşlar. Galericinin internet sitesinde satılık kaç tane araba ilanı vardır diyor. Evet arkadaşlar burada iki tarzımız var. Bir satılık araba ilanlarımız var. Bir de arkadaşlar kiralık var. Kiralık ilan sayısı. Şimdi kiralık ilan sayısı aslında belli arkadaşlar. 8 tane arabanın ilanı varmış kiralık olarak. Satılık olarak tam söylememiş arkadaşlar. Bize sormuş zaten. O zaman X tane de satılık araba ilanı olsun. Bunların üzerinden düşünmeye çalışalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Her bir kiralık araba için 4 tane başvuru mu yapılmıştı? O zaman arkadaşlar 8 aracımız olduğu için 8 kere 4. 8 çarpı 4 arkadaşlar 32 başvuru yapılmıştır. Artı arkadaşlar şimdi bu satılıkları düşünürsek ne diyor bize? Her satılık araba için de 5 başvuru yapılmıştır diyor. O zaman 5 ile çarparsak 5x de satılıklar için yapılan toplam başvuru sayısıdır arkadaşlar. Sonra şurada şöyle bir yorumumuz var onu da konuşalım arkadaşlar. 5 tanesini demiş aynı kişi yapmış. Evet o 5 tane başvuruyu düşünürsek arkadaşlar şöyle bakın. O 5 tanenin yerine aslında bir tane kişi yapmış gibi düşüneceğiz. Şimdi orada arkadaşlar şu 5'i o zaman toplam başvurudan çıkartıyoruz. Ama onların yerine bir kişi başvurduğu için arkadaşlar artı 1 diyoruz. Yani arkadaşlar bu ifade bize neyi veriyormuş? O gün toplamdaki başvuru sayısını yani 53'ü veriyormuş. Burada arkadaşlar belki şurası biraz zor gelebilir. Biraz sakince videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burayı çözmeye çalışalım. İfademize baktığımız zaman arkadaşlar 8 kere 4 32 olacaktır. Artı 5x'imiz var. Şurası arkadaşlar eksi 4 yapar. Evet burada da 53'ümüz var. Şimdi bu işlemimizi tamamlayalım. Eksi 4'ü karşıya atarsanız arkadaşlar 57 olacaktır. Evet artı diye geçer toplarsınız 57. 32'yi de karşıya atalım. Eksi 32 olsun arkadaşlar. Burada da 5x kaldı. O zaman bu işlemimizi yaptığımız zaman arkadaşlar 5x neye eşittir? 57'den 32 çıkartın arkadaşlar. 25 kalacaktır. 5'e de bölerseniz x ifadesi 5'miş. Demek ki arkadaşlar o internet sitesinde 5 tane arabanın satılık ilanı varmış arkadaşlar. Sevgili gençler geldik 5. örneğimizde. Yeni nesil olan arkadaşlar güzel bir soru çözeceğiz. Problem sorularında arkadaşlar olayı anladığımız zaman sorunun ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Zaten arkadaşlar şekil de var. Yani gözümüzde büyütmeyeceğiz. İnceleyelim arkadaşlar bize neler söylemiş. Yandaki şekilde demiş 32 kişilik demiş yolcu otobüsünün demiş oturma düzeni gözükmektedir demiş arkadaşlar. Evet sonra ne demiş bize arkadaşlar bu otobüsteki demiş ikili koltukların demiş 4 tanesinde bir kişi demiş. Evet arkadaşlar şuralarda oturanlar olsun. Yani hatta kırmızıyla göstereyim şöyle. Bakın 4 tanesinde birer kişi oturuyormuş. Buralar böyleymiş arkadaşlar. Diğerlerinde demiş iki koltukta doludur demiş. Diğer ikili koltukları düşündüğümüz zaman arkadaşlar bunlar doluymuş. Evet bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani denklem gibi de çözebiliriz ama arkadaşlar hemen böyle işaretleyerek de gidebilirsiniz. İkili koltuklardan 4 tanesinde böyle baktığımız zaman birer tane kişi varmış. Oralarda birer koltuk doluymuş. Ama diğer ikili koltukların hepsi doluymuş. Ne diyor arkadaşlar bize? Bu otobüste demiş dolu olan toplam koltuk sayısı 23 ise demiş arkadaşlar. Tekli koltuklardan demiş kaç tanesi boştur demiş. O zaman hemen sayalım arkadaşlar. Bakın buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kişi şu an oturuyor arkadaşlar. O zaman toplamda 23 koltuk doluysa 23'ten 16'yı çıkartalım. Evet arkadaşlar 7. Demek ki tekli koltuklardan da arkadaşlar 7 tanesi doluymuş. Tekli koltuklardan 7 tanesi doluysa hemen işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 koltuk doluysa arkadaşlar bize boşları soruyordu. Hemen sayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Tekli koltuklardan arkadaşlar 5 tanesi boşmuş. Sevgili gençler güzel çalıştık ve geldik son sorumuza. Evet bakalım bize neler söylemiş. Bir bahçede demiş arkadaşlar şeftali, kayısı ve armut olmak üzere demiş. 3 tür ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların arkadaşlar %40'ı şeftali demiş. Diğer ağaçların ise demiş %30'u kayısı ağacıdır demiş. Bu bahçede arkadaşlar 11 tane daha kayısı ağacı olsaydı demiş. Şeftali ağacı sayısı ile demiş kayısı ağacı sayısının eşit sayıda olacağını söylemiş. Buna göre arkadaşlar bu bahçedeki armut ağacı sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar yüzde sorularında ilk başta toplamda ne verdiyse onu 100x gibi almaya çalışın.
Bu da bizim arkadaşlar ağaç sayımız olsun. Toplam ağaç sayısı bu. Şimdi arkadaşlar baş harflerine bakıyorum. Ş, K ve A. Birbirinden farklı olduğu için baş harflerini kullanacağım. Şeftali Ş olsun. Kayısı ağacı sayısı K olsun. Armut ağacı sayısı da A olsun arkadaşlar. Şimdi ne diyor bize bu ağaçların arkadaşlar? %40'ı şeftaliymiş. Zaten 100 tane olduğu için arkadaşlar siz onu 40 bölü 100 ile çarparsanız şunlar sadeleşirler. Yani 42 tanesi arkadaşlar şeftaliymiş. Hemen gelip buraya 42x yazabiliriz. Sonra diyor ki arkadaşlar diğer ağaçların %30'u toplam ağaç sayımız arkadaşlar 100'dü. Şeftali ağaçlarını çıkarsak geriye kalanları buluruz 60x diye. Şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? O zaman bu geriye kalan ağaç sayımızın %30'unu hesaplayacağız. 30 bölü 100'e çarpıyoruz. Bu bize arkadaşlar kayısı ağacının sayısını verecek. O zaman sıfırları sadeleştirelim bakın. Aşağıdan bir tane, yukarıdan bir tane gidebilirdi. Buradan da bir tane, buradan da bir tane gönderirsek 6x ile 3'ü çarparsanız 18x olur. Demek ki arkadaşlar kayısı ağacı sayısı da 18x'miş. Şimdi hepsini toplayalım arkadaşlar. Bakın 40x, 18x toplarsak 58. %'den 58'i çıkartın. 42x'ti arkadaşlar armut ağacının sayısıymış. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar şu cümleyi bakalım. Diyor ki 11 tane daha kayısı ağacı olsaydı. Yani bizim kayısı ağacı sayımız 18'di, 18x'ti. O 18x ifadesine 11 ağaç eklersek. Evet neye eşit oluyormuş bu arkadaşlar? Şeftali ağacı sayısına. Evet o zaman 42x'e eşit oluyormuş. Buradan arkadaşlar 18x'i karşıya attığınız zaman 11 sayısı neye eşit olur? 42x'ten 18x çıkartın. 22x. Burada arkadaşlar hemen 11'e bölelim. İki tarafı da 11'e böldüğünüz zaman 11'e böldüğünüzde arkadaşlar o zaman şunlar sadeleşirse 2 olur. İfade 2x eşittir 1 bulacaksınız. 11 bölü 11 1'dir. Yani arkadaşlar 2x dediğimiz ifade 1'miş. Bunun yardımıyla biz neyi bulacağız? Armut ağacının sayısını. Yani arkadaşlar 42x'i bulacağız. 42x dediğimiz ifade arkadaşlar 21 çarpı 2x gibi düşünülebilir. 42'yi bu şekilde kurgularsak arkadaşlar orada baktığınız zaman 2x'in karşılığı neydi hatırlarsak? 1'di arkadaşlar. Bakın burada bulmuştuk. 1 eşittir 2x'ti. O zaman buraya 1 koyduğumuz zaman 21 çarpı 1 21 olacaktır. Demek ki arkadaşlar bu bahçedeki armut ağacı sayısı 21 taneymiş. Sevgili gençler bu dersimizle birlikte problem tiplerine ilk adımı atmış olduk. Arkadaşlar merak etmeyin tüm soru tiplerini çözeceğiz. Biraz sabırlı olun arkadaşlar. Sizler de güzel not etmeye çalışın. Ve kafanıza takılan ciğerleri arkadaşlar bize her zaman sorabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.